Slayer artı super kolaydır. Yani o pozisyonda olduğum bir oyunun geri döneceğini pek beklemezdim yani. Değil mi? Yani çok kötü bir yerdeydik yani, konseydik bir yerdeydik neredeyse. Yani iyi derken mesela, ama mesela Firefly da çok iyi zaten. Hani Firefly'dan çok daha kötü artık. Yani iyi olmasında bir sakınca yok gibi kart. Bir takım kartlar iyi olacak, bir takım kartlar kötü olacak zaten. Yani 2-2 kalsa, 2-2 olsa, 2-2'ye çıkarılsa zaten dediğim gibi rankte ezemezdi. Ama Arena'da bir miktar potansiyel sahibi olurdu. Şimdi herhalde arkadaşlar doğrusu bu. Şimdi arkadaşlar kontrol kartlarının Tuna'nın söylediği gibi hep agro'larını nerfliyor. Genel olarak arkadaşlar agresif kartlarını nerfliyor tabii. Çünkü neden? Agresif kartlar fazla güçlü olduğu zaman oyun bitiyor, adam hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Kontrol kartları aşırı güçlü olması zor bir şey. Şimdi arkadaşlar mesela Gul'dan bayağı iyi ama arkadaşlar 10 mana, yani oyun oraya gelmeden bitebiliyor. Yani 10 manalık bir kartın nerf yemesi için çok psycho olması lazım. Veya saçma sapan bir combo yapabiliyor olması lazım. Mesela şeyi gördünüz işte, neydi adı? Avianna mesela nerf yedi. Avianna fazla güçlü diye nerf yemedi ki aslında arkadaşlar. Belirli kartlarla bir araya getirildiği zaman fazla güçlü oluyordu. Problem oydu yani Avianna'da. Adam Drain Soul altında bir life mı aldı? Güzel. Bir ziyan var. Tabi tabi. Kötü kart, iyi kart hepsi olacak. İşte arkadaşlar bu iki mananın boşa gitmesi çok acı işte. Yani bakın şimdi Fire Vorax var. Çok güzel. Öldürüyorum onu. Ama iki mana boşa gidiyor. O tatsız. Alalım bakalım. Yani bu arkadaşlar 6 man olsa daha güçlü olurdu falan gibi bu tür saçmalıkları kesin, olur mu, rica ediyorum. O zaman even'a girerdi falan. Gözünüzü seveyim yani, tamam. Yani o söylediğiniz su katılmamış saçmalık. Böyle bir şey yok yani. Bu bayağı acı oldu yalnız. Bayağı acı oldu. Çok ters. 3-4 vurabiliyorum, yetmiyor. Böyle vurursam 7 vuracağım, yetmiyor. Yani hiçbir şey yetmiyor, çok iyi. Şöyle yapalım bari. Taunt'ları birebir yapamazlar çünkü onun mantığı Enoya Tron çıkartıyor ya. Enoya Tron eski bir kart sonuçta. Enoya Tron çıkartıyor yani. Enoya Tron'lar 1-2 Taunt Divine Shield. Bence Mana Wyrm 2-3 yapılabilirdi. Ya işte arkadaşlar Blizzard, ha şey diyorum. Blizzard'ın nerflerken adam ettiği bir tane kart var. Ki tabii kart yine kullanılmaz hale geldi arkadaşlar. Thing Master Overspark var ya. 3 manaya 3'e 3. Oyuna geldiği zaman rastgele bir yaratığı 1'e 1 veya 5'e 5 yapıyor. O kart eskiden istediğiniz kartı yapardı. Ve arkadaşlar tabii ki bu yanlış diyorum. Çünkü niye öyle mükemmel? İki tane Fireworks'e geldi. Çok güzel, çok güzel. Dur bakalım arkadaşlar. Yine çok kötü değil tabi aslında. Değil mi? İdare eder yani. Aslında hiç damage vuramıyor olmak acı. Yani adam oynamıyor yerinden. 30 life'da böyle bekliyor. Ama işte öyle olmuyor Fatih'cim. Stupid. Stupid. Aferin stupid. Aferin. Gerizekalı seni. Stupid severim ben. İyi bir şey stupid. Adama niye gördük diyordun, biri battı mı trollamadı mı? Yok mu? Vardır ya, birileriniz yapar şimdi, hadi.
Şu an öğrendi, evet. Pahalı bir ders oldu. Belki yeni başladı. Belki teyzesi oynuyor. Bir turnünü teyzesine bıraktı. Niye şikayet ediyorsun? At defa. 1, 2, 3, 4. Hop. Hayır! Lan! Bak bak bak, yine salaklık yaptı. Doğru sanırım tabii ki. Okey. Taldıram eli. Öyle hero power yok taldırama. Abi bu adamların hayatı başka bir dünya ya. Yani onu rush veriyor, eline alıyor. Bilmem ne yapıyor, bilmem ne yapıyor ve yapamıyorsun sen yani yapmak istediğin şey. Şimdi arkadaşlar açıkçası Arcanite Reaper fena değil, değil mi? Şimdi Hero Extract'larımızı saklayalım arkadaşlar. Tabii ki. Yani Prince Taldaram üstüne Rocket Boots üstüne Youthful Brewmaster hareketinden sonra bununla oyun toparlanıyor tabii ki. Dur bakalım şu Prince Taldaram, onu da bir kopyalarsa eğer iyice kendimize geliriz. Hadi destendeki son 3 manlık kartı çek de Prince Taldaram'ı kopyala onu. İyileştir. Okey. Çek çek. Güzel. Şimdi arkadaşlar aslında bu bedava ölecek ama bilmiyorum, o kadar blöf bana fazla gelir gibi geldi. Belki de saklasam daha iyiydi. Çünkü şimdi ben bu turn büyük ihtimalle Warpath yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Abi çok life aldım ya. Arkadaşlar dökülmesini istiyorum biraz daha. Böyle yenemeyeceğim yani çünkü. Değil mi? Böyle yenemeyeceğim ben adamı. Biraz dökülmesi lazım. Yani life alıyor sürekli. Sürekli life alıyor. Abi gözünü seveyim artık. Yeter, heal'ı nasıl... Öldürüyorum bütün masasını. Ve şimdi arkadaşlar belki bir şey olur. Ya ne çok heal yahu. Arkadaşlar taunt veya heal artık çıkmazsa belki öldürürüz yani 13 de 18 damage var elinde yani toplamda. Ve adam 17 bakın. Öyle yapmayacağım tabii. 15. Bakın bayağı öldürmek üzereyiz şu an. Okey. Şimdi ne yapacağız ki? Arcanite Reaper'la damage go da diyebiliriz ya arkadaşlar. Değil mi? 13 damage go. Çok çok fena değil yani. Çünkü ikisin diyoruz. İki turn de hero power'la öldürüyoruz. Adamın hero power'ını kapatıyoruz. E zaten bayağı bir life gain attı. Bakın arkadaşlar bir Drain Soul atıldı. Bir Rotten Apple Bomb oynandı. Bir Shroom Brewer, bir Youthful, pardon, Earthening Farseer oynandı değil mi?
Yani şu ana kadar 13 life alındı. Sanıyorum bir tanesi ziyan olmuştu. İki tanesi de yaratık yılına gitti. Adamın kendisi ama şu ana kadar 5 yıl oldu. Şimdi problem şu. Aslında ben şu an yapabilsem Heroic Strike artı Replicate İmenes yapabilsem yapacağım. Fakat yapamıyorum. Doğrusu bu. Şimdi arkadaşlar çünkü adam can havliyle ton diyecek. Yani Hero Power'dan bir damage kâr edeyim diye düşünebilirdik ama yapamayız onu. Hero Power'dan bir damage kâr edersek çünkü ya bir daha ton inerse arkadaşlar. Şimdi iki kere Hero Power lethal çünkü. İki tane Hero Power var. Okay. Vay. Tamam yani bakın bu çok önemliydi. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Heroic Strike'ı gelecek turda atarsın. Bu turn Hero Power vursaydın değil bakın burada doğrusu, tamam mı? Burada bu sersem gibi kafaya hareket doğru. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi. Yani şöyle bir şey. Elimde ikinci Heroic Strike var ya. O önemli değil adam için. Adam zaten orada neyi görüyor arkadaşlar? Ben tek Heroic Strike attığını düşünün. 5 Arcanite Reaper. 4 Heroic Strike, 1 Hero Power, al sana 10 damage, 5 Single dedim. Arkadaşlar 5 Single dediğimde Arcanite Reaper var. Artık Heroic Strike adam için bir şey ifade etmiyor ki. Adam zaten görüyor masada öldüğünü. Hemen tontinmeye çalışacak ilk iş olarak. Gördüğünüz gibi adam zaten ne yaptı? Kendi pinyatasına Shadow Bolt'u attı korkudan. Onun için orada arkadaşlar mana kârı iyi değil. Ben seni 2 bıraktım, 2 turn'da Hero Power'la öleceksin demek en iyisi. Değil mi?